Zeynep. Günaydın Zeynep abla. Günaydın, hayırdır? Babam evde üşütmüş yatıyor da şu anahtarı sana versem arada bir bakar mısın? Aklım kalıyor. İlaçları var mı evladım? Var var, hepsi evde. Vah vah vah, ben bakarım evladım, merak etme sen, git işine. Sağ ol Zeynep abla, görüşürüz. Güle güle canım. Vah vah vah. İsmail'cim, bugünkü koşular çok kolay diyorum sana. Yok be kardeşim, sürpriz falan yok. Tamam, tamam o zaman, tamam. Bayi'de görüşürüz. Yapma ya. Vallahi süper çocuksun sen. Hadi bay. Bu mu? Halaların en güzeli. Yeğeninin mis gibi şehriye çorbası mı yaparmış benim halam? He? Hiç heveslenme, sana değil, İrfan'a. Grip olmuş, yatak döşek yatıyormuş çocuk. İyi canım, ben hiç değilse bir tas içerim yani. Hayır efendim. Ya bir tas has şehriye çorbasını şu yeğeninden esirgedin ya, alacağın olsun hala. Sana da yaparım evladım, ölmedik ya. Ya bir kaşık bari ya. Hayır. Tamam, öyle olsun. Demek ki bu evde şehriye çorbası içebilmek için hasta olmak gerekiyor. Döşek yatayım da ondan sonra sen bana nasıl zorla şehriye çorbası yapıyorsun? Ama ben o şehriye çorbasını içmesini bilirim. Kızım yeter, ağlama artık. İsmail, kızcağız istemiyor işte evladım. Zorla da güzellik olmaz ki. Aklını kullansın, aklını. Bulmuş bir zibidi. Osman mıdır nedir? Ondan böyle caz yapıyor. Abi ben kimseyle görüşmüyorum ki. Yok bir de görüşseydin. Hasta etme kızım adamı. Aklını alırım, aklını. Oğlum niye inat ediyorsun? Sinan'ı istemiyor işte. Benim kardeşim salak da ondan istemiyor. Herifin mis gibi işi var. Rahat etsin diye uğraşıyoruz. Oğlum söyle Sinan'a da hiç gelmesinler. Ayıptır, geri çevrilmez. Geri çevrilmeyecekler zaten. Cumartesi geliyorlar. Hadi. Ne bu surat oğlum? Senin kızla mı kavga ettin yoksa? Yok be abi, ne kavgası? Ya sabah 5 dakika görüşecektik, gelmedi. Yine abisi arıza çıkardı galiba. Öyle kaçak göçek görüşmeyle olmaz oğlum. Senin bu işi bir an önce tatlıya bağlaman lazım. Zaten bugün yarın babamla konuşacağım. Kim o? İrfan benim. Sana çorba getirdim yavrum. Nasılsın? Sağ ol Zeynep abla. Zahmet oldu. Estağfurullah. Çocuklar mı haber verdi? Sabah Zeynep uğradı. Yavrucağızım babam üşütmüş diye bir söyleyişi var. İçim gitti vallahi. Kenan da gitti ya. Hepsi iyice hassaslaştı. Hoş ben de bir tuhaf oldum ama belli etmemeye çalışıyorum. Canım Kenan hem okuyacak hem yabancı dil öğrenecek. Ne güzel işte. İrfan ister misin bir de İngiliz gelin getirsin sana. Aman abla dur. Bir ton problem var zaten. Bir de Kenan aşık oldum derse nasıl baş ederim ben? Bir gün olacak genç çocuk. Dur ben sana sıcak sıcak çorba koyayım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir fön istiyordum lütfen. Tabii. Zeynep Hanım fön hazırlıklarına başlayalım lütfen. Tabii. Buyurun. Ben paltonuzu alayım. Eline sağlık Zeynep abla. Afiyet olsun. Şakir,
İrfan abim iyi mi? İyi iyi. Vay! Abilerin abisi. Geçmiş olsun efendim. Estağfurullah. Sağ ol Şakir. Abi kusura bakma. Çam sakızı çoban armağanı. Küçük bir geçmiş olsun hediyesi. Şakir, bu benim mutfaktaki çiçek. Ne alakası var? Ne alakası var hala ya? Ne alakası var ya? Aşağıdaki çiçekten aldım ben. Ya İrfan abinin yanında ayıp olmuyor mu hala? Vay. Çorba mı içiyorsun İrfan abicim? Bir tabak da ben alayım. Büyük geçmiş olsun abi. Ayol, tesadüfe bak, yok böyle bir şey. Demek sen burada başladın Zeynep. Şimdilik stajdayım Nermin Hanım. Elinize sağlık. İyi günler. Kullanın. Saça bir şey yapacak mıyız Nermin Hanım? Yok Cemil Beyciğim, bugünlük istemem. Peki. İrfan Bey nasıl Zeynep? Ne zamandır uğramıyor benim butiğe? Babam iyi de dün çok kötü üşütmüş, evde yatıyor. Aa, vah vah vah. Bir uğrayayım bari kendisine. Hı hı. Aa, gel Zeynep abla. Bir bakayım dedim yavrum. Temizlik mi yapıyorsun? Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. İrfan öyle üşütmüş ki yatak yorgan yatıyor. Grip olmuş. Geçmiş olsun. Bana niye söylüyorsun Ayşe? Git kendine söyle. Aman canım, grip işte. Ne lüzum var gitmeye? Ayşe, komşuyuz şurada. Ayıptır. Yüz yüze bakıyoruz. Hem çocuk o kadar uğraştı senin sorunlarınla. Evet, biliyorum. Hırgürle problem çözülmez Aysel. Anca daha kötü olur. Ayrıca şu ev meselesini unut artık. Orası İrfan'ın hakkıydı. Boşu boşuna düşmanlık yaratma. Kolay gelsin sana. Hayır işler Mesut abi. Eyvallah. Evet İsmail'cim. Nasıl gidiyor çalışmalar? He? Sen onu bırak da abicim, Tekin var mı? Olma mı? Üçüncü ayak tek. Dikkat edersen öteki ayaklar da sıkı döşeli. Bak bak. Bak da gözün gönlün açılsın. Alo. Ha Sinan, ne haber kardeşim? Oo çok güzel. Tamam, ben konuştum bizimkilerle. Hafta sonu bekliyoruz kardeşim. Oldu, görüşürüz. Hayırdır İsmail'cim? Hayır abicim, hayır. Benim kız kardeşi evlendiriyorum. Vay, ne güzel. Allah analı babalı büyütsün. Yani Allah mesut etsin demek istemiştim ha. Yani. Hadi kardeşim, bak. Kızım sadece gelip isteyecekler. Ertesi gün evlenecek halin yok ya. Nikah olana kadar tanırsın çocuğu. Anne, ben o Sinan denen çocuğun yüzünü dahi görmek istemiyorum. Biraz tanıyıp konuşsan ne olur sanki? Belki o da iyi bir çocuktur. Anne, sen hiç aşık olmadın mı? Ne aşkı kızım? Babamız münasip gördü, biz evlendik. Peki mutlu oldun mu? Canan, nereye gidiyorsun? Hava alacağım anne, hava. Bunu aldım, anlıyor musun? Canan yavrum. Canan, neredesin sabahtan beri? Peki, görüşürüz. Ne oldu oğlum? Ağlıyordu. Akşamüstü görüşelim dedi.
Hadi sen de gel İrfan Bey'e. Ay yok canım, ayıp olur şimdi. Aman ne var canım, ayıp olacak, memnun olur adam. Bak şu beyaz ev, hadi gel. Ay yok Nermin, tuhaf olur şimdi. Hem biz tanışalı ne kadar oldu ki? Sen çok mızmız olmuşsun Mine, hadi yürü. Ay yok Nermin, ben gideyim, hadi görüşürüz. Sinemaya gitme teklifim hala geçerli, biliyorsun değil mi Zeynep? Celal Bey, böyle bir şey hiçbir zaman vaktim yok benim. Sen akıllı bir kızsın Zeynep. İstersen vakit bulursun. Ne oldu? Seninkiyle bozuk mu aranız? Şu yeni kız geldiğinden beri bizimki iyice sapıttı. Kız da tam zilli çıktı. Herkese kuyruk sallıyor. Sen ne yapıyorsun? Böyle seyrediyor musun? Sen beni tanımıyor musun? Dur bakalım. Yakında ipini çekeceğim ben onu. Dünya ne küçük. Demek Mine Hanım sizin eski dostunuz. Ay hakikaten yıllardır görüşmüyorduk biz de. Mahallede çıkıverdi işte karşıma. Sizden iyi olmasın. Çok iyi bir insandır Mine. Biz de fazla görüşmedik ama öyle gibi. Öyle öyle. Çok çekmiş kocasından, bilmiyorsun İrfan Beyciğim. Neyse sonunda kurtulmuş, affedersin. Ay kızın gençliğini yemiş adam, bir olaylar anlattı, yok böyle bir şey. Ay rahat olun İrfan Beyciğim. Uzansanız affedersin. Yok yok, böyle iyiyim Nermin Hanım. Aa lütfen, ben açarım ayol. Buyurun. Merhaba. İrfan Bey evde mi? Tabii buyurun, içeride kendisi. Geçmiş olsun. Zinet abla söyledi. Ben de yemek yapmıştım. Zahmet etmişsin. Nermin Hanım'ın bizim orada butiği var. Aysel Hanım da komşumuz. Aslında çocukluk arkadaşıyız. Memnun oldum. Ben de. Ben şunu mutfağa bırakayım. Bu ne? Üçüncü ayakta Osman Tay'ı tek geçmişsin. Evet. Olmaz abi. Bu ata oynamam ben. Oynanır oynanır. Oynanmalı. Osman Tay banko diyorum abicim. Ben anlamam abicim. Bu ayakta başka bir ata oynayacağız. İsmail. Hayırdır abicim? Ne oluyor? Adını beğenmedim abicim. Var mı ötesi? Ben bir şeye kıl kapmışsam kapmışımdır. Bedavadan kıl kapmam. Bir bildiğim vardır. Tamam abicim. Tamam. Parayı yatıran sensin. Sen bilirsin. Ama eğer şimdi izin verirsen ben Osman Tay'a bir ganyan basıp geleyim İsmail'cim. Annenle bir daha konuşsam. Daha ne diyeceğim? O da karşı çıkamıyor ki abime. Bir tanış, belki iyi çocuktur Sinan diyor. Peki abine sakin sakin anlatsın durumu. Ayşe abimi bilmiyor musun? Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum.
Ama ölürüm de evlenmem o herifle. Yani İsmail abi de hakikaten saçmalıyor. Bu benim hayatım. İstediğim gibi yaşayamayacaksam yaşamanın ne anlamı var ki? Ay bu ne demek şimdi? Bana müsaade İrfan Beyciğim. Tekrar geçmiş olsun. Otursaydınız Nermin Hanım. İşi çok astım bugün. Artık dükkana döneyim. Rahatsız olmayın. Çok memnun oldum. Ben de. Bay. Güle güle. Biraz mercimek yemeği getirmiştim. Yer misin? Daha acıkmadım ama bir su verirsen ilacımı alayım. Tabii. Teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacın yoksa ben gideyim. Hasta olunca ilaç yemek bahane. Sadece insana ihtiyaç duyuyorsun. Öyle. Üşüdün mü? Yok yok iyiyim. Sen de sıkılma git istersen. Ben böyle yatacağım işte. Ya kızların okuldan gelmesine var daha. Aslında biraz daha kalabilirim. Osman. Osman. İyiyim oğlum. Yalnız değilim. Aysel ablam burada. Sağ olsun. Tamam oğlum. Merak ediyorlar işte. Sanki önemli bir şey varmış gibi. Naci? Zeynep, 2 dakika konuşabilir miyiz seninle? Tabii. Baban nasıl, iyi mi? İyi işte. Zaten annem de yanında. Anne ne diyor peki? Ne desin? Bir şey olmaz o domuza diyor. Ne tuhaf değil mi Zeynep? İnsan kocasına domuz der mi? Naci, benim öyle tatilim bitiyor. İçeri dönmem lazım. Tamam, tamam. Ben seni tutmayayım o zaman. Görüşürüz. Önemli değil, görüşürüz. Kırdemir geliyor. Şimdi heyecanla tekrar gidiyoruz. Hadi Osman'la gidiyoruz. Osman'la gidiyoruz. Osman'la gidiyoruz. Öndeki kurbağa kim oluyor? Bir boy şimdi bir boy fark yapıyor. Ve koşuyor bir numara Osman'la gidiyoruz. Ve ben aptıyla kazanıyor. İşte bu. Başlayacağım şimdi Osman'ın dandasayından daya. Nereden çıktı bu at kardeşim? Sayıyla mı veriyorlar sizi bana? İsmail'cim. Canım kardeşim. Ya yorma kendini daha fazla. Yazıktır sana. Bu sinir adamı götürür. Niye? Niye? Bak ne oldu? Osman Tay kazandı. Şakir abin kazandı. İsmail Canikli kaybetti. Niye? Niye? Çünkü İsmail Canikli Şakir abisini dinlemiyor. Dur be abi ya, gelme üstüme ya. Atın adını ne yapacaksın sen kardeşim? He? Bunun anası var, babası var, kumu var, çimi var, uzunu var, kısası var. Ya taktım mı takıyorum abicim, ne yapayım? Anladım. Anladım. Sen şimdi zamanında bu ata varını yoğunu yatırdın. At da gelmedi. Öyle trip yapıyorsun. Yok be abim. Sen bilmiyorsun tabii durumu. Osman diye bir pisliği geçenlerde zor aldılar elimden. Yapma ya. Niye? Aile meselesi işte. Ya bir anlat. Thank you.
Ben de duyunca rahmetli Nurettin abiden bunu. Hastanedeki herife de rahmetli dedik ya. Tövbe tövbe. Sonra ne oldu? Ne olacak? Yakaladım o Osman denen iti. Hem de abisiyle birlikte. Çaktım iki tane. Bir daha yaklaşırsan kardeşime belanı bulursun dedim. Ha, bayağı korkmuştur hıyar. Kesilmiştir ayağı sizin oralardan. Kesilecek tabii. İsmail Canikli'nin haberi olmadan bizim sokağa adım atamaz artık. Neyse. Kılım işte. İsmine de cismine de. Sen de Osman Tay deyince nevrim döndü. Yani bir hıyar yüzünden koskoca kuponu yaktım diyorsun. Ne Osman'mış be? Merak ettim vallahi. Ya bizim aşağı mahalleden. Sardunya sokakta oturuyor. Entareli çaycının oğlu. Çaycı mı? Sana meyve hazırladım İrfan. Çabuk toparlanırsın. Sağ ol, eline sağlık. Ben de gideyim artık. Çocukların geliş saati yaklaşınca böyle içim bir tuhaf oluyor. Haklısın. Elif iyi mi? Çok şükür iyi. Ya da öyle görünüyor. Geçen gün bir sürü kitap almış. Hepsi psikolojiyle ilgili. Öyle mi? Ya. Fazla üstüne gitmeden konuşmaya çalışıyorum. Ama işte... Bu yaşları zordur Aysa. Ama üstesinden gelirsin, üzülme. İnşallah. Neyse, geçmiş olsun. Ben yine uğrarım. Hoşça kal. Güle güle. Abi bana müsaade. Hadi iyi akşamlar. Alo Osman. Neredesin sen koçum? İşten çıktım, biriyle görüşüp eve gideceğim abi. Osman sakın ha. Çay bahçesinde buluşalım. Senin önemli bir şey konuşmam lazım. Bakkal Nurettin söylemiş demek. Canan da bizi gördü herhalde. Ya bu manyak abisiyle nasıl konuşacağız? Adam deli. Sana fena takmış. Sırf atın adı Osman diye banko atı oynamadı herif. Ama sen hiç üzülme. Şakir abin halledecek bu işi. İsmail'le sıkı dost ol. Avcumun içi gibi tanıyorum artık. Tamam. Ben onu ikna ederim, sen dert etme. Şakir abin ne işler bitirdi? Koçum bunun yanında ne ki? Oh! Abi benim kalkmam gerekiyor. Canan'la buluşacağız. İnşallah son defa olmaz. Olmayacak. Sen hiç merak etme. Bana birazcık güven. Bir de küçük bir ricam olacaktı be senden. Bu aralar biraz sıcak para lazım. Şöyle fazla yormayacak. Böyle geçici bir iş var mı bildiğim? Bir arkadaşım yarın için günlük bir işten bahsetti. Sabah buluşuruz. Bakalım olursa beraber gideriz. Aslansın oğlum. Hadi görüşürüz. Neredesin be Canan'ım? Bilmiyor musun durumu Osman? Her dakika neredesin, nereye gidiyorsun? Delireceğim artık ya. Bir de sen soru sorma. Tamam tamam. Öyle demek istemedim. Çok bunaldım bu aralar, kusura bakma. Ne kusuru Canan? Bana kızmayacaksın da kime kızacaksın? Ne yapacağız Osman? Abim tutturdu o çocukla evleneceksin diye. Bugün babamla konuşacağım Canan. Ya nasıl olacak bilmiyorum ama... Sonunda ne olursa olsun istemediğim bir hayat yaşamayacağım ben aslında. Ne diyeceğimi bilemedim Zeynep. Canan'ın o bakışlarını görmeliydim. Bence bir an önce babamla konuş abi. İyi de durumumuz belli. Hem de kavga ettik abisiyle. Ya babama ne diyeceğim? Seninle dalga geçen, bize saldıran adama kız istemeye mi gidelim diyeceğim? Sen işin o kısmını babama bırak. Bak hala salonda Ali de uyudu. Bence konuşmanın tam zamanı. Osman yatmadı mı hala? Yok baba.
Biraz konuşsak olur mu? Tabii ki oğlum. Geri otur şuraya. Ben geldim. Aa, şekerim hoş geldin. Günaydın Nermin. Ne güzel oldu şu dükkan işi be Mine. Böyle sık sık görüşebiliyoruz. Ay sorma, galiba evde buldum. Ay süper, nerede buldun? Şu üst sokaklardan birindeymiş. Aa. Biraz sonra gideceğim işte. Önce bir sana uğrayayım dedim. Nermin, şey soracaktım. İrfan Bey'in durumunu. Seni. Nasıl yani? Şimdi biz öyle duracağız, onlar da resmimizi çizip bize para ödeyecekler. Aynen öyle. Kral iş. Tam bize göre iş. Yani şöyle dur böyle dur falan diyecekler. Haliyle. Kral iş. Peki ödemesi nasıl? Drink para. İşin bitiyor, paranı alıyorsun. Kral iş. Eyvallah koçum. Ne zaman başlayabiliriz acaba? Bir saat sonra orada olmanız lazım. Birkaç saati bitiyor işiniz. Nerede iş peki? Abi Fındıklı'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Okulu'na gidiyorsunuz. Resim bölümü 4. atölye. Abi yalnız bu sanat öğrencileri biraz değişik oluyor ona göre. Biz koyun muyuz aslanım? Biz de değişik olabiliriz kendi çapımızda yani. Tamam. Nasıl iş? Kral iş. Bak bunlar en son yaptıklarım şekerim. Ay bu çok güzelmiş Nermin. Ben bunun yeşilinden isterim. Hemen yaparız affedersin. Artık yeni bir mahalle, yeni bir ev, yeni elbiseler de ister. Değil mi ama? Ay Nermin, senin de diline düşmesin insan yani. Benim çıkmam lazım. Tamam şekerim, görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Hello Cengiz Bey. Hello Nermin Hanım. İyi günler Mine Hanım. İyi günler Cengiz Bey. Aa, siz tanışıyor musunuz ayol? Siz tanışıyor musunuz Nermin Hanım'la? Evet, yıllar önce aynı mahalledeydik. Ne güzel. Bu arada çay ocağına uğrayacaksanız İrfan abi açmadı bugün. Aa, biliyorum. Rahatsızlanmış biraz. Ben emlakçıyı bekletmeyeyim. Hayırdır? Dükkanı mı satıyorsunuz yoksa? Ay yok canım. Ben buralarda bir ev bakıyorum da... Kısmetse taşınmayı düşünüyorum mahallenize. Öyle mi? İyi günler Mine. İyi günler. İyi günler. Buyurun bir kahve içelim Cengiz Bey. Bana borcunuz olsun Nermin Hanımcığım. İrfan abiye gidiyorum da. Aa tabii. Selam söyleyin. Bye. Bye Nermin Hanım. Yapmadığım iş kalmadı diyordum. Ama demek ki varmış. Ne yapacağız orada? Osman. Bir kere rahat olacaksın. Çünkü Şakir abin bu sanat ortamlarını çok iyi tanır. Nasıl yani? Evet. Gözü pek güzel danışmanlık. Gözü pek emlak. Gözü pek toptan. Heh. İşte. Gözü pek sanat danışmanlığı. O gördüğün kartta var ya. Şakir abinin bütün bir sanat hayatı gizli. Vallahi senden korkulur be Şakir abi. Hey, korkmakta da haklısın. Hadi bakalım. Sanat bizi bekliyor. Geçmiş olsun İrfan abicim. Nasılsın? Gel Cengiz, geç. Dün uğrayamadım abi. Kusura bakma. Ama canavar gibisin maşallah. Bir tek bir asabiyet durumu var galiba. Olacak o kadar hastalık, mastalık. Hastalıktan değil Facı. Hayırdır İrfan abi? Bizim Osman'a sıkıldı canım. Yani Osman'ın durumuna. Ne varmış abi Osman'ın durumunda? Neden?
Buyurun. Kime bakmıştınız? Kolay gelsin hanımefendi. Dördüncü atölye burası değil mi? Evet. Biz poz vermeye gelmiştik de. Ha, tamam. Buyurun. Nereden bulmuşlar bunları? Bu sanat ortamları da hakikaten garipmiş ha. Ne yapıyoruz şimdi abi? Onlardan ses çıkmadığına göre konuya ben giriş yapacağım. Sen hiç karışma Osman, ben bu işleri iyi bilirim. Evet arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla renklerdeki gölgelendirmeleri falan kullanaraktan kübik fırça darbeleriyle enfresyonist bir hava yaratmak isteyeceksiniz bizimle galiba. Şankin abi ne dedin? Ben de bilmiyorum. Ama bunlar bu dilden anlıyorlar. Bir şey anlamadım. Biz arkadaşımla beraber ortaya karışık bir şeyler yapacağız. Siz aradan seçersiniz artık. buraya mı çıkacağız? Şimdi de kızı başkasına veriyormuş. Abisi olacak pislik. Abicim siz de isteği versenize bir an önce kızı. Cengiz, güzel kardeşim. Kavga ettiğimizi bilmiyor musun? Diyelim ki istedik. Tut ki verdiler kızı. Ne yapacağım ben? Nasıl yapacağım düğünü? Nasıl kuracağım evlerini? Şimdi anladım abi. Ne zor şeymiş babalık olayı ya. Öyle işte. Baba olsaydın anlardın. Akşam Osman karşımda çaresiz anlattıkça benim de ruhum daraldı. Yani çocuk zaten eve destek olmak için önüne gelen işi yapıyor. Daha fazla ne yapıp da para kazanacak ki? Evet. Çeşidimiz bu kadar. Hangisini istersiniz? Önce bir soyunun isterseniz. Şuradaki paravanı kullanabilirsiniz. Ne? Ne? Ne demek soyunun isterseniz? Bir dakika. Arkadaşım, siz bizimle kafa mı buluyorsunuz? Söylemediler mi size? Çıplak model olmak için geldiniz buraya. Bir dakika, ya ciddi misiniz siz? Evet. Ne yani? Çıplak mı vereceğiz biz pozu? Olmaz arkadaş, ben gidiyorum. Bir dakika Osman, bir dakika. Hiçbir yere gitmiyorsun. acaba bize bir saniye izin verebilir misiniz? Özel olarak konuşacağız da. Osman, ne yapıyorsun aslanım sen? Temiz para işte, ne var bunda? Abi ben böyle soyunamam milletin karşısında. Hem sonra rezil oluruz herkese. Kime rezil olacağız aslanım? Bir daha nerede göreceğiz bu insanların yüzünü? Sıcak parayı düşün. Sanata darbe vurma. Biz hemen soyunuyoruz. Bakalım ne yapacaklar. Şu paravanın üstündeki kumaşlar var ya, o üstünüzü tamamen çıkartıp onları üstünüze sarabilirsiniz. Tabii ki. Ne demek? Neden daha önceden söylemediniz? Sanat için soyunuyoruz zaten. Ay şu domateslerin güzelliğine bak. Görünce dayanamadım. Sana da aldım 2 kilo. Sağ ol Zinet abla. Afiyet olsun. Nurettin abinin dükkanının önünden geçtin mi? Açık mıydı? Yok, kapalı. Ne oldu acaba durum? Ben bir arasam mı son günü? Yok arama, ben konuştum. Nasılmış peki Nurettin abi? Ciddiyetini koruyormuş hala. Songül de hastanedeymiş 2 gündür yanında. Hay Allah. İnşallah kurtulsun da iyileşsin. Evire çevire bir de ben döveyim onu. Hadi görüşürüz.
Aha, çok yakıştı. Bir kumaş bin ayıp öper derler. Böyle iyi mi? Kesene bereket Cengizciğim. Afiyet olsun abicim. Abi, bil bakalım sana gelmeden önce kimi gördün? Kimi? Mine Hanım'ı. Emlakçıya gidiyordu. Niye gidiyormuş? Hemen telaşlanma be abi. Senin dükkanla ilgili değilmiş. Neymiş peki derdi? Bizim mahalleye taşınacakmış. Buyursun taşınsın, bize ne? Vallahi bilmiyorum. Her gün dükkana geldi gitti. Şimdi de mahalleye taşınmaya karar verdi. Artık sen düşün gerisini. Bırak Cengiz Allah aşkına ya. Ben neyin derdindeyim, sen ne diyorsun? Vallahi ben söyleyeyim de abicim. His yani. Böyle içme doğuyor. Ah siz, başımı açtığın işe bak be. Gerçi aptallık bende, soğumayın dediklerinde kaçıp gidecektim aslında. Allah'tan tanıdık kimse görmüyor bu halimizi. Ah Osman ah, bir sıcak para dedik mi hale soktun bizi. Sen tarafımda ağrımaya başladık değil mi? Sakatlanmayız inşallah sonunda. Ayol doğru düzgün nakış işleyen yok, delireceğim. O güzelim satenler çarşaf gibi duruyor öyle. Tamam şekerim, birini bulursan gönder. Alacağımı tahsil etmeye geldim Nermin Hanım. Ay çok alemsiniz Cengiz Bey. Kahvemizi içelim diyorsunuz yani. Buyurun oturun. Hemen söylüyorum orta kahvenizi. Hoş geldiniz Buket Hanım. Hoş bulduk. Oo Buket Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al canım. Nasılsınız Buket Hanım? İyiyim, iyiyim de. Cemil'cim şu boyamın bir hali. Bu akta akta açıldı. Yine aynı mı yapalım olur mu? Tamam. Aman ha, sakın bir ton bile kaçırayım deme. Tamam Buket Hanım, siz hiç merak etmeyin efendim. Zeynep Hanım, ben buraya devam ederim. Siz Buket Hanım'ın boyasını hazırlar mısınız lütfen? Tabii. İrfan. Zeynep abla sen misin? Benim oğlum. Sen geç Zeynep abla, ben geliyorum. Tamam yavrum. Zahmet etmeseydin Zeynep abla. Aşk olsun, ne zahmeti İrfancığım. Maşallah ayaklanmışsın. İyiyim çok şükür. Yarın başlarım işe. Ufukta kayınpederlik yolu göründü. Bu kadar yatmak yeter. Kenan mı? Osman. Ah bak sen. Ne çabuk büyüdü bunlar. Seneler su gibi geçiyor vallahi. Afiyet olsun. Böyle bayan butiğinde oturmak bir tuhaf geldi bana. Aman ne olacak Cengiz Bey? Rahat olun, müşteri falan da yok. İrfan Bey iyi mi? İyi. Bayağı toparlanmış. Dün gittiğimde bir komşusu vardı. Ay neydi adı? Aysel Hanım. Hı. Galiba sıkı dost ikisi. Yok, pek öyle sayılmaz ama aslında çocukluk arkadaşı onlar. Aysel Hanım evli mi? Yok, o da ayrılmış eşinden. Çoluk çocuk var mı affedersin? Var var, iki kızı var. Ha, demek iki çocuk. Zor tabii yeniden yuva kurması. Yalnız olsa neyse de. Zeynep Hanım bir dakika bakar mısınız?
Annem nerede? Nüket ablalarda. Ne oluyor kız sana? Ne bu surat? Bak alırım aklını ha. Yok bir şey abi. Sen niye yemiyorsun? İştahım yok. İyi. Aklın sıra tavır yapıyorsun değil mi? Yemezsen yeme be. Evet. Cemil. Cemil. Bu ne? Simsiyah olmuş ya. Gerizekalı mısın kızım sen? Okuman yazman yok mu senin? Böyle 3 günlük elemana boya hazırlatırsan fazla sürmez. Kapatırsın dükkanı Cemil. Çabuk düzel şunu çabuk. Çok özür dilerim Buket Hanım. Hemen halledeceğim efendim. Hemen. İnanmıyorum. Pişman ettin beni Cemil ya. Of. Bana hemen açıcı getirin. Hemen. Sakin ol. İnanamıyorum Cemil ya. Hale bak ya. Zeynep. Zeynep, Zeynep bir dakika. Bir dakika Zeynep, ne oldu? İyi günler. İyi günler. Ben sana demedim mi o kıza güven olmaz diye? Eli işte gözü oynaştı onun. Bak işte en iyi müşteriniz uçtu. Tamam ya. Kızı tavlayacağım diye en baba işleri verirsen olacağı buydu işte. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Yalan mı? Bırakmadın şurada işi öğretelim. Ne zaman iki laf etsem kızı yanına çağırıyorsun. Öyle mi? Demek işi ölçecektin ha? Git işine be. Senin ne olduğunu bilmiyoruz sanki. Bak üstüme gelme. Git başımdan. Memnuniyetle Celal. Senin derdin kendine yetmezmiş gibi bir de ben çıktım. Kusura bakma. Kusur olur mu Zeynep? Sevindim bile bana açılmana. Sinirlerim boşaldı. Eve de gitmek istemedim. Zaten babam da hasta. Bir de beni böyle görsün istemedim. Sen de öyle karşıma çıkınca tutamadım kendimi. Benim de bütün gün ruhum daraldı. Hep burada olmak istedim. Hayat bazen ne garip oluyor değil mi Zeynep? Nasıl olduğunu bile soramadım sana. Ben... Sen böyle rahatlayınca ben de daha iyi oldum. Zeynep, zavallı kadın kızıl beklerken simsiyah çıktı. Evet, çok iğrençti. Hayırdır Aysel? Bu saatler olunca bir sıkıntı basıyor içime. Elif için abla. İçimden bir ses ya bu gece de eve dönmezse diyor. Annelik işte. Zor bir abla. Zor tabii. Aman çocuğun olsun da varsın derdi de olsun. Bizim Şakir bile. Arada kızıyorum ama... İnan sevindim geldiğine. Çocuklarının kıymetini bil Aysel. Korktuğunda, kızdığında, bunaldığında bunu düşün. Ya olmasalardı? Ya bir başına olsaydım benim gibi? Bir başına değilsin ki Zeynep abla. Bizler varız. Allah hiçbirinizin eksikliğini göstermesin yavrum. Orası öyle. Ama akşam olup el ayak çekilince duvarlara bakmak. O duvarlar insanın üstüne geliyor biliyor musun? Aman öyle işte. Kendi derdin yetmiyormuş gibi bir de koca karı derdi dinleyeceksin. Hadi el birliğiyle bitirelim şunları.
Yaktın beni Osman. Temiz bir iş var mı dedik. Düştüğümüz hale bak. Bana niye laf ediyorsun ki abicim? Ah, sıcak para dedin. Yok ne olacak dedin. Senin yüzünden düştük bu hale. Ah. Bak saçma sapan konuşma. Bir de senin yüzünden deme, bir vururum bir de yer vurur ha. Yürü işte. Şakir. Allah. Oğlum bu ne hal? Allah yavaş 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 yavaş. Geldin mi eve? Geldin. Hadi yavaş yavaş. Gel yavaş. Allah 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 Oğlum ne oldu sana? Allah Allah gidiyorum ben Allah gidiyorum ben Allah Allah kaldır beni kaldır beni kaldır. Tamam. Hay Allah. Heh şunu ver ayol şunu ver. Al. Yavaş yavaş yavaş. Parma. Gel. Oğlum sana ne oldu böyle? Ya bizim neden evimizin basamakları var ya böyle düz yolda, neden biz evde oturmuyoruz ya? Hala. Oturtur beni hala. Oğlum gel. Gel çocuğum gel. Oğlum nasıl oldun da bu hale geldin sen? Çekelim. Otur. Bak senin yeğenin ne hale geldi. Burada Şakir'i kaydı, sen bana gülüyorsun. Yapma hala. Gözünü seveyim yapma, çıkar şu ceketi. Hadi oğlum hadi. Hadi bir gayret hadi oğlum. Kol. Tır mı çarptı oğlum sana? Ne bileyim ben. Al. Büyük iş adamları hep böyle olur oğlum. Kazandığın para ağır geldi tabii, haklısın. Ay tamam. Allah çıkar şunu, çıkar. Yok bırak Zeynep. Ay ya hiç dokunma. Abi ne yaptın böyle kendine? Ne sen sor ne de ben söyleyeyim Zeynep, boş ver. Şu cebimdeki 200 lirayı alıp babama verir misin? Peki ne yapayım ben senin için? Sağ ol Zeynep. Dinlenirsem geçer belki. Tamam sen bilirsin. Ne düşünüyorsun babacığım? Ha, yok bir şey Zeynep. Aman baba ben seni bilmez mi? Yine takılmışsın bir şeye. Yani önemli bir şey değil demek istedim. Ne oldu ağladın mı sen? Yo ağlamadım. Çok rüzgar vardı da belki ondandır. Sen anlatsana. Osman'a canım sıkıldı. Şu haline bak. Para kazanmak için sakatlıyor kendini. Hepimiz bizim için elinden geleni yaptığını biliyoruz baba. Osman abim çalışmayı kendi seçti. Okumak isteseydi okutmayacak mıydın onu? Tabii ki okutacaktın. Üstelik kim bilir nasıl sakatladı kendini. Eğer ben Osman abimi tanıyorsam bu sakatlığın altında kesin abuk subuk bir sebep vardır. Kim bilir ne haytalık yapmıştır değil mi? Haklısın. Yarın bir gün çıkar kokusu. Bu arada bu parayı Osman abim sana vermemi istedi. Şakir oğlum ne yaptın sen böyle? Şunu doğru dürüst söylesene. İşte. Taş gibi olmuş her tarafın. Ne diyorsun oğlum? İş kazası. Ne işiymiş bu oğlum seni bu hale getiren? Aman. Boş ver alıcım ya. Sen niye yemiyorsun bu baklavadan? Bak senin için o kadar çalıştım. Senin için aldım ben bu baklavayı. Aman da benim güzel yeğenim çalışmış da paralar kazanmış. Eve baklavamı getirmiş. Yemez olur muyum? Dur seni bir ovayım. Ondan sonra yiyeceğim oğlum. İyi. İstanbul ilginç bir sanat sergisine şahit olacak sayın seyirciler. Yahu Şakir değil mi bu?
Altılı uzmanına bak be. Soyunmuş da artist olmuş, iyi mi? Sergiye çıkan resimlerden elde edilen gelir Sokak Çocukları Derneği'ne bağışlanacak. Genç sanatçıların henüz boyaları kurumadan... Şakir, açık havada televizyonda senin ne işin var yarı çıplak? Yoğun ilgisi olacağı kanaatindeyim. Ne oluyor ya? Osman değil mi o yanındaki? Oğlum kafayı mı yediniz siz? Sergiye olan ilgisini artıracak gibi görünüyor. Şakir nereye? Daha sonra da bu tarz etkinliklerin süreceğini belirttiler. Sabahlara kadar süren çalışmalardan görüntüler izliyoruz. Osman zibidisi değil mi bu? Ne işi var ya bunların yan yana? Canan! Anne! Gelin buraya çabuk. Ne var oğlum? Canan gelsene! Bak senin kızının zibidisi ne vaziyette? Aa. Çağırsana şunu. Canan! Gel kız buraya. İrfan abi saygılar. Osman nerede? Şakir ne oluyor oğlum? Bu ne telaş? Ya küçük bir mesele vardı da benim acilen Osman'ı görmem lazım. Yukarıda odasında. Yavaş ol, Ali uyuyor. Tamam abi, peki. Canan! Gel kız buraya! Gel buraya Canan! İsmail, Canan evde değil. Ne demek evde değil ya? Ne demek evde değil? Evde değil işte, yok. Ciddi misin sen Şakir abi? Hı-hı. Allah! Şimdi yandık işte. Rezil olduk herkese. Canan da terk etti şimdi beni. Yaktın beni Şakir abi, yaktın. Aa, şunu tutma, tutma şunu. Her yerimi arıyor zaten. Öldüreceğim şimdi seni çocuk. Asıl sen yaktın beni. Bu işi bana kim buldu? Sen. Ben ne yapacağım ha? Şu andan itibaren meslek hayatım sona erdi. Ticaret hayatım bitti benim be. Gel otur. Deli olacağım ya. Nereye gitti bu kız ya? Ne bileyim oğlum, nereye gitti? O kadar yüz verirsen bu kıza olacağı buydu işte. Ama ben biliyorum onun nereye gittiğini. Aklını alacağım onun, aklını. Bittim ben, bittim. Canan ne diyeceğim ben şimdi? Asıl ben bittim. Esnafa ne diyeceğim ben şimdi? Abi, salep yaptım, hadi gelin. Zeynep, benimkinin tarçını bol olsun. Tamam Şakir abi. Osman, iyi misin oğlum? Ağrısın yok değil mi? İyiyim baba. Ben açayım. Sağ ol. Hayrola, kim bu? Canan?